Av yasağının bitmesine sayılı günler kaldı. Balıkçılar 4,5 aylık yasak sonrası denize açılacak. Bir Eylül itibarıyla denizlerde avlanma yasağının kalkmasıyla birlikte tezgahların balıkla şenlenmesi bekleniyor. Alabalığın günlük taze olarak yakalandığı ve bu yüzden Kayserililerin daha çok bu balığı tercih ettiğini ifade eden balıkçı Mustafa Çetinkaya, bu yıl balık satışlarının geçen yıla nazaran daha az ama yine de iyi olduğunu dile getirerek, fiyatların ise geçen yıla göre daha uygun olduğunu ifade etti. Denizlerde av yasağının 1 Eylül'den itibaren kalkmasının ardından tezgahların balıkla dolacağını söyleyen Çetinkaya, son olarak fiyat artışına yakıt fiyatlarının etkisinin olduğunu ifade etti. Ordu'dan geliyor, İzmir'den geliyor cübre, levrek, somun. Bunlar Ordu'dan geliyor. Hamsi sen geçen seneden dondurduğumuz hamsi dolaplarımızdan çıkartıyoruz, şokluyoruz. Günlük çıkartıp satıyoruz. Ondan sonra alabalık Kayseri'de yetişen Yamula Barajımızdan yetişiyor. Günlük taze geliyor. Vatandaş alabalığa tercihi biraz daha fazla oluyor. Çünkü alabalık Kayseri'de yetiştiği için alabalığı tercih ediyorlar. Bu sene maşallah iyi. Bu sene vatandaş yedi yani. Alabalığı, cübra, levreyi yiyorum. Talep iyi. Bu sene iyi. Geçen seneye göre biraz daha fazlaydı işlerimiz. Bu sene biraz daha yavan. Vatandaşın cepleri biraz yavanlaştık, vatandaş bir, ayda bir kere balık yiyor. Geçen yıl hamsinin fiyatı 25-30 liradan başladı satışa. Ondan sonra gitgide Karadeniz İstanbul'dan çıkan hamsi 30 liraya sattık. Karadeniz'den çıkan hamsi 30-40 lira, 35 lira o ara sattık. Bir sene de herhalde 50 liraya satar herhalde. Cumhurbaşkanımızdan biraz emeklileri düşünürse biraz daha balıkçılık iyi olacak. Vatandaşın alım gücü yükselecek. Cumhurbaşkanım biraz da mazotları, benzini düşürürse daha iyi olur, daha ucuz yer vatandaş. Mazot bakalım ucuz muydu? Şimdi 20 liraya 30 liraya balık satmamız mümkün değil. Oradan bir araba en aşağı 3 milyar, 4 milyar geliyor. Bu sene hamsinin bol olduğunu söylüyorlar. Vatandaş bol bol hamsi yiyecek inşallah. Balık fazla gelirse fiyatlar otomatikman düşer. Bol çıktığını ne yapacak? Adam çöpe dökecek diye mecbur sürecek piyasaya. O yüzden düşer.